Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 7 Nisan Perşembe, saatlerimiz 13. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili dava dosyası Suudi Arabistan'a gönderildi. Mehmet Karataş İstanbul'dan canlı yayında. Yine İstanbul'da DHKPC'ye 7 ilçede operasyon başlatıldı. 23 gözaltı kararı verildi. Mehmet Nilüfer İstanbul'dan canlı yayında. Ukrayna'da Rus birliklerinin çekildikleri yerlere dönüşler başladı. Mert Hacalioğlu Ukrayna'dan canlı yayında. Edirne'de tarım arazilerine sızan 1500 ton zift temizleniyor. Umut Işık Edirne'den canlı yayında ve ajans başlıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili dava dosyası Suudi Arabistan'a gönderildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Karataş karşımızda. Evet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Ve geçtiğimiz saatler içerisinde de mahkemede alınan kararla birlikte Suudi Arabistan'da artık dosyanın görülmesi kararı verildi. Yani İstanbul'da görülen duruşmanın dosyası artık Suudi Arabistan'a devredildi. Evet, 31 Mart'ta 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine görülen o duruşmada savcı dosyanın Suudi adli makamlarına devredilmesi talebinde bulunmuştu. Ve bu talebe bakanlıktan olumlu görüş gelmişti. ...ile birlikte işte bugün de geçtiğimiz saatler içerisinde görülen son duruşmayla birlikte mahkeme durma kararı aldı ve dosyanın da Suudi Arabistan'da devam ettirilmesi kararını verdi. 26 sanık yargılanıyordu o dosyada. Evet, bizler de şu anda aslında Suudi Arabistan Başkonsolosu, İstanbul Başkonsolosu'nun hemen önündeyiz. 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı işte tam da bu kapıdan içeriye girdi ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı ve 2 Ekim 2018 tarihi itibariyle o dönemde de yine çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve yine yapılan araştırmalar sonucu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bilgisi ortaya çıkmıştı ve dediğimiz gibi hem İstanbul'da hem de Suudi Arabistan'da aslında yürütülen iki dosya vardı ve İstanbul'da yürütülen duruşmanın dosyası ise bugün geçtiğimiz saatler içerisinde 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen o duruşmayla birlikte mahkeme durma kararı aldı ve bakanlığın da olumlu görüşüyle birlikte savcının o talebi de kabul edilmiş oldu ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olarak 26 sanığın yargılandığı o dosyada artık Suudi Arabistan'a devredildi diyelim ve söz ekler size bırakalım. İstanbul'da DHKPC'ye 7 ilçede operasyon başlatıldı. 23 gözaltı kararı var. Ayrıntılara haber muhabiri Mehmet Dilifer'de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat sonrasında başlatılan bir terör soruşturması. 12 Mart 1995, yani Türkiye'nin yakın tarihindeki karanlık bir olay, Gazi olaylarının 27. yıl dönümünde anma esnasında DHKPC yanlısı pankart açan, slogan atan 23 kişi tespit edilmişti. İşte o 23 kişinin yakalanması talimatıyla başlatılan soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede 21 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve o operasyonlar sonrasında 16 kişi yakalanabildi, gözaltına alındı. Ancak 7 kişi halen aranıyor. 23 kişinin 23'ünün de gözaltına alınması gerekiyor soruşturmanın tam anlamıyla aydınlatılabilmesi için. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu meseleye sadece oradaki eylem gözüyle bakmıyor. Özellikle örgütün deşifre edilmesi anlamında önemli görülüyor. Ve bu operasyonda aynı zamanda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan başka bir kişinin de yakalanmış olması emniyet ekipleri tarafından sevindirici bulundu. Çünkü o kişi hesapta yoktu. 7 kişi daha var, aranıyor. Onların da yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çerniyev çevresindeki Rus güçleri çekildi. Şehirlerden kaçan Ukraynalıların dönüşü de başladı. Daha fazla bilgi başkent Kiev'den A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu'nda.
Can Okanar, şu anda Buçayoğlu üzerindeyiz. Bilindiği üzere savaşın en kanlı görüntülerinin ortaya konulmuş olduğu noktaydı Buça ve Buça'ya dönüşlerde başlamış durumda. Kimi yürüyerek, kimi bisikletiyle birlikte, kimisi de büyük bir çoğunlukla daha doğrusu araçlarıyla birlikte Buça kentini, adeta bir hayalet kenti olan Buça'ya dönüş gerçekleştiriyor. Şükrücan Çankaya şimdi size Buça'yı gösteriyor. Bakın hemen Buça karşımızda, büyük bir yıkım var Buça'da, sivil kayıplar var. Büyük çatışmaların yaşanmış olduğu noktaydı Buça ve vatandaşların büyük bir çoğunluğu şu an itibariyle Buça'ya doğru gidiyor. Bakın bu araçların gitmiş olduğu yön Buça yönü. Arkamızda da oldukça uzun kuyruklar var. Bu kuyruklar Kiev'den bu yana devam etmekte. Zaman zaman aralıklarla trafiğin rahatladığını belirtelim. Ancak büyük oranda manzara işte bu, görmüş olduğunuz gibi büyük bir çoğunluğu evlerine, yurtlarına, son halinin ne olduğunu merak ediyorlar. Tabii ki savaş sonrası neler olduğunu merak ediyorlar. Nüfus savaş öncesi 30 binin üzerindeydi Buça'da, ancak savaşın başlamasıyla birlikte büyük bir çoğunluk şehri terk etti. Takribi 3 bin seviyelerine kadar düşmüştü şehrin nüfusu. Büyük bir çoğunluğu da zaten Ukrayna'nın buradaki mücadelesine katılmış erkeklerden oluşmaktaydı. Ve artık yavaş yavaş onlar evlerinin son haline, kentlerinin son haline bakmaya gidiyorlar. Tabii ki birçoğu yakınlarını kaybetti. Burada bir aslında eve dönüş hikayesi de yazılıyor. Özellikle bu hikayenin baş kahramanlarından bir tanesi de Türkiye özellikle vermiş olduğu, ortaya koymuş olduğu ara buluculuk rolüyle birlikte aslında Kiev ve çevresindeki bu sükunetin de en büyük baş mimarı olarak da dikkat çekmekte. Çünkü burada Türkiye'ye karşı oldukça büyük bir sempati olduğunu belirtelim. Vatandaşlar Türkiye'nin ara buluculuğuyla birlikte silahların özellikle Kiev ve çevresinde susmasının ardından eve dönmeye, güvenli noktalara gitmeye başladılar. Rus askerleri Kiev ve çevresinden tamamen çekilmiş durumda. Çernihiv'den çekilmiş durumda. Siperler kazılıyor şu an itibariyle Ukraynalı askerler tarafından. Onlar halen daha yol kontrollerini yapıyorlar, güvenliği sağlıyorlar. Mayın, EYP temizliği yoğun bir şekilde sürüyor ve en önemlisi de sivillerdi. Buça sivil kayıplarının yoğun bir şekilde yaşanmış olduğu noktaların başında geliyordu. Ukrayna kanadı ve dünya kamuoyu, özellikle Rusya'yı Buça'da bir savaş suçu işlediği yönünde eleştirilerine devam ediyor. Rusya bunu kabul etmese dahi, ki vatandaşlar da özellikle toplu mezarların kazılmış olduğu, onlarca sivilin hayatını kaybetmiş olduğu Buça'ya gidiyorlar ki rakam bilindiği üzere 400 bine yakın Buça'da hayatını kaybeden siviller. Onlarla ilgili toplu mezarlar kazıldı ve özellikle birçoğunun da elleri kolları bağlı bir şekilde infaz edildiği, geride bırakmış olduğumuz günlerde yine bu ekranlardan paylaşmıştık. Bakın trafik hiç durmuyor. Bu trafik ana yola kadar devam ediyor. Zitomir yoluna kadar devam ediyor. Yine oradan Kiev'e bağlanan köy yolları var. Çünkü ana yol kapalı olduğu için köy yolları şu an itibariyle açık ve o nokta üzerinden de bu şekilde araçlar gelmeye, Buça ve İrpin yönüne gitmeye çalışıyorlar. Öte yandan Kiev'den İrpin üzerinden bir köprü var bilindiği üzere, patlatılan köprü. Oradan da giriş vardı, ancak o köprü patlatıldığı için o noktaya vatandaşlar ulaşamıyor ve tek yol burası. Kiev'i, ana yolları, çevrede bulunan vatandaşları Buça'ya bağlayan tek yol şu an itibariyle burası. Bu yol güzergahı üzerinde birçok tank imha edildi. Yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Buça kenti adeta hayalet kent konumuna dönmüştü ve artık onlar da evlerine, yurtlarına gitmeye devam ediyorlar. Tabii ki önümüzdeki süreçte barış noktasında neler olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Özellikle Ukrayna'nın güneyinde ve güneybatısında halen daha Rusya'nın operasyonları sürüyor. Kuzeyinde ise sakinlik, sükunet hakim. Eve dönüş başladı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. 6 ülkenin savunma bakanları bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmede diplomatik çözüm için Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemini vurguladık dedi. Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna savunma bakanlarıyla gerçekleştirdiğimiz çok verimli bir konferansı, telekonferansı biraz önce tamamladık. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüşmede diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin de emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır. Yine bu görüşmeler sırasında mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için işbirliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Diğer bir husus da ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Bahçeli, Putin ve Zelenski'nin
İstanbul ya da Ankara'da buluşması beklentimizdir dedi. Buça'da gerçekten bir sivil katliamın yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz, bir kanaat paylaşmamız şu anda oldukça güçtür. Elbette katliam varsa bu kanlı hadise herhangi bir şaibeye veya soru işaretine açık kapı bırakmadan tespit edilmişse sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulması insanlık görevi, evrensel adalet ve hukuk kuralıdır. Rusya ile Ukrayna arasında süre gelen müzakerelerin kesilmesini isteyenler vardır ve gün yüzündedir. Türkiye'nin kolaylaştırıcı diplomasi hamlelerinden, bölgesel ve küresel profilindeki yükselişinden, savaşan iki ülkeyle de doğrudan doğruya konuşabilme kabiliyetinden rahatsız olan bozguncular vardır ve bellidir. Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya gelmeleri, doğrusunu isterseniz pek çok ülkeyi ürkütmüş, telaşlandırmıştır. Putin ile Zelenski'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ez cümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın işgalinin ardından Buça kentinde yaşanan sivil ölümlere bir kez daha dikkati çekti. Rus ordusunun hızla büyüyen tepkilerin ardından taktik değiştirdiğini bildiren Zelenski, Rusların işgal ettiği bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştıklarını söyledi. Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayınladığı video mesajla savaştaki son durumu anlattı. Zelenski, Buça'daki sivil ölümlerin ve yıkımın ardından dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini söyledi. Olaydan sonra Rus askerlerinin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret etti. Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz. Zelenski, Rus ordusunun muharebe gücünü artırarak yeniden aktif taarruz operasyonları başlatmaya hazırlandığını da aktardı. Diğer yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuştu. Rusya'ya tam petrol ve gaz ambargosunda ısrar etmeye devam edeceğiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de müttefikleri hem hafif silahlar hem de daha ağır silahları içeren birçok farklı tür için Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırdığını söyledi. ABD'de Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanları Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongre'ye mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'ye F-16 satışının ülke çıkarlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktı. ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına destek veren mektubu Kongre'ye gönderdi. Mektupta Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı belirtildi. Bu adımın NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine de dikkat çekildi. 17 Mart tarihli mektupta ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü de hatırlatıldı. Türkiye'nin bölgede kötü niyetli etki için önemli bir caydırıcı güç olduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın mektubu F-16 uçaklarının Türkiye'ye kesin satılacağı anlamına gelmiyor. Satışın gerçekleşmesi için Kongre'nin onaylaması gerekiyor. ABD ile Türkiye'nin Patriot anlaşmazlığı sonrası Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri alması ikili ilişkileri gerginleştirmişti. ABD savunma alanında Türkiye'ye yaptırımlar uygulamış ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Adana'da devriye gezen bekçiler bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Canlarını hiçe sayarak şüpheliyi yakalayan ekipler bomba düzeyine bağlı patlayıcı olmadığını fark etti. Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Canlı bomba paniği polisi harekete geçirdi. Seyhan ilçesinde devriye gezen bekçiler bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Canlarını içe sayıp şüphelinin üzerine atlayan bekçiler şahsı ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri olası bir saldırıya karşın uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi. Bomba imha uzmanları şüpheli Ömer Bey'in üzerinde bulunan düzeneyi incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken Ömer Bey gözaltına alındı. Edirne'de tarım arazilerine sızan 1500 ton zift temizleniyor. Haber muhabiri Umut Işık bölgeden son durumu aktaracak. Evet Can Okonar, şu anda Edirne'nin merkeze bağlı Hasan Ağa köyü girişinde bulunan asfalt çantiyesinin bulunduğu noktadayız. 1500 ton asfalt malzemesi buradaki bulunan tarım arazilerine yayılmıştı. Şu anda da burada iş makineleri yardımıyla asfalt yüzeyini kaplayan petrol bazlı asfalt malzemesi toprak yüzeyinden iş makineleri yardımıyla toparlanıyor, kaldırılıyor. Daha nasıl olmuştu olay, hemen onu anlatalım. İlk önce asfalt çantiyesinde asfalt biriktirme havuzunda çatlak meydana gelmişti. Ardından da duvarın basınca dayanamaması nedeniyle duvar tamamen yıkılarak 1500 ton civarındaki bir asfalt maddesi hemen alt kısımda arazinin meyilli olması nedeniyle alt tarafta bulunan tarım arazilerine yayılmıştı. Yaklaşık yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 15 dekar arazide bu petrol bazlı asfalt malzemesi yayılmıştı. Şu anda da bulunduğumuz noktada hemen şöyle ilerleyelim kameraman arkadaşımla birlikte. Şu anda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bulunan asfalt malzemesi donarak toprak yüzeyine kaplamıştı. Halk arasında zift olarak da nitelendiriliyor bu madde. Şu anda ekranlarda göstermeye çalışıyorum sizlere de. Hava sıcaklıklarının öğle saatlerine doğru artmasının ardından ise bu madde sıvılaşarak sıvılaşmaya başladı. Şu anda iş makineleri büyük bir alanı toparlamış durumda. Şu anda iş makineleri yardımıyla alanın yüzeyi toparlanmış bir kısma toplanıyor. Ardından da tekrar kamyonlarla bu bölgeden ayrılıyor. Çevre Şehircilik ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de bu bölgede gerekli çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu bölgeyi tekrar eski haline getirecekler. Büyük bir çevre felaketinin olduğunu da belirtebiliriz. Birçok yeşil alan, birçok tarım arazisi burada zift altında kaldı. Siyah bir bu tabaka altında kaldı. Hemen bu bulunduğumuz bölgede bir nehir yatağı var. Hemen arka tarafımızda arazilerin altında. Bu bölgeden ziftin arazinin eğimli olması nedeniyle dereden bu zift maddesi diğer tarlalara doğru ilerlemeye devam ediyordu. Bu oluşturulan setlerle birlikte önü kesildi, önüne geçildi bunun. Çalışmalar gerçekleştirildi. Şu anda ise bu bölgede toprak üzerinden, yüzeyinden alınarak arazi temizleniyor. Yetkililer tabii bu firmayla alakalı gerekli idari işlemleri de başlattılar. Şu anda biz de burada temizlik çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Ekranlara getiriyoruz. Bu bölgede temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım Can Okonar.
Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler atış eğitimlerindeki başarıyla göz dolduruyor. Kadın polisler hedefleri tam isabetle vuruyor. Hava sıcaklığının -3 dereceye düştüğü Kars'ta kadın polisler eğitimlerini karla kaplı arazide yapıyor. Kapat takımı, çek. Çek. Özel harekat, asayiş ve trafik şubelerinde görevli kadınlar zorlu şartlara rağmen atış talimleri gerçekleştiriyor. Hedefleri tam isabetle vuran polisler başarılarıyla göz dolduruyor. 7 gün 24 saat görev başında olan kadınlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümünü kutlamanın da sevincini yaşıyor. Kars'ta eriyen kar suyu sele yol açtı. Son durumu haber muhabiri Yüksel Akalan'dan alıyoruz. Devam abi. Evet Can O'Connor, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle dağlarda eriyen kar suları Kars yayındaki su taşmasına neden oldu ve şu anda kameraman arkadaşım da gösterebilirse bizler de su taşkınlarından en çok etkilenen Aydın Evler Mahallesi'ndeyiz ve şu anda bir iş makinesinin kepçesinde bizler de bu noktada evden tahliyesi yapılmak üzere vatandaşların bulunduğu noktaya doğru ilerliyoruz. Kızılay ekipleri, AFAD ekipleri ve bu noktada Devlet Su İşleri'ne bağlı ekipler vatandaşların imdadına koşuyor diyebiliriz. Özellikle evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşların tahliyelerini gerçekleştirdiler ve bazı noktalarda su taşkınları yeniden yaşandığı için bu noktalardaki vatandaşların tahliyesi için de yine iş makineleri yardımıyla o noktaya doğru ilerliyoruz. Kars'ta dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte ve aynı zamanda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle dağdan gelen kar suları Kars Çayı ve Kars Çayı'na akan dereleri taşırmasıyla meydana gelen su baskınlarında evleri ve ahırları su bastı. Araziler ve yollar sular altında kaldı. Özellikle şu anda bulunduğumuz Aydınlık Evler Mahallesi içinden geçen su kanalının taşmasıyla birlikte bölgede bulunan 30 ev su altında kaldı ve şu anda iş makinesi yardımıyla bizler de sular altında kalan evleri su taşkını nedeniyle evleri su içinde kalan vatandaşlara Kızılay ekipleriyle birlikte gıda götürüyoruz. Kameraman arkadaşım gösterebilirse şu anda bulunduğumuz nokta bir mahalle. Normalde burası mahallenin bulunduğu meydandı ve şu anda ekiplerle birlikte gitmeye çalışıyoruz ancak iş makinesi de oldukça zorlanıyor. Gitmekte güçlük çekiyor. Ve ileride görmüş olduğunuz kameraman arkadaşım gösterebilirse şu noktada evlerin neredeyse camlarına kadar varan suların yükseldiğini de görebiliyorsunuz. 30 ev ve ahır su taşkını nedeniyle olumsuz etkilendi. Vatandaşlar bölgeden tahliye edildi, güvenli noktalara götürüldü. Ardından AFAD, Devlet Su İşleri ve valiliğe bağlı ekipler de bu noktalarda bir taraftan vidanjörler yardımıyla suların tahliyesini gerçekleştiriyor. Bir taraftan da yine evlerinde mahsur kalan vatandaşlara gıda ulaştırmak için güçlükle çalışmaya devam ediyor. Birazdan biz de o noktaya ulaşacağız ve evlerinde mahsur kalan vatandaşların bulunduğu noktaya ulaşacağız ve onlara Kızılay ekipleri gıda yardımında gıdaları ulaştıracak. Hemen kameraman arkadaşım gösterebilirse şu anda evinden çıkan bir vatandaşın bu noktada güvenli noktaya geliyor ve sol tarafımızda kalan ev tamamen tahliye edilmiş durumda çünkü neredeyse evin camlarının boyuna kadar ulaşmış durumda su ve şu anda biz de mahsur kalan vatandaşların yanına kadar ulaştık ve bu noktadan Kızılay ekipleri gıda kolilerini aileye ulaştıracaklar. Tabii bölgede çalışmalar devam ediyor. Özellikle vidanjör yardımıyla evlerin içerisindeki sular boşaltılmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar da kum torbalarıyla setler oluşturdu. Ancak onlar da yeterli olmadı. Çünkü bir taraftan yağmur devam ediyor. Bir taraftan da eriyen kar suları Kars Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu. Dikkatli bir şekilde. Sen de gel böyle. Evet. Kars Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oluyor ve
Aydınlık Mahallesi'nde şu anda bulunduğumuz noktada vatandaşlar su taşkını nedeniyle mahsur kalmıştı ve Kızılay ekipleri bu noktada aileye gıda ulaştırdı. Evet, sizler de bu noktada mahsur kaldığınız su taşkını yaşandı. Neler söylersiniz? Tabii neler söyleyeyim? Göz önünde görülen bir şeydir. Yeraltı çalışmasını yapmıyorlar. Her sene yaşadığımız şeydi. Bu sene de gitgide yükseldi. Sular bizi perişan etti. Bir anda kar suları eridi. Su taşkını oldu. Hepsi taşkın oldu. Şu anda perişan olmuşuz. Hayvanlarımız şu anda dışarıda. Kendimiz zor yetiyoruz burada. Gördüğünüz gibi denizler gıda yardımı da getirdiler. İçlerde Allah razı olsun. Onlar ulaşıyorlar. Onlar işlerini yapıyorlar. Şu anda elde gelen bir şey yok. Teşekkür ederiz. Evet, Kızılay ekipleri bu noktaya görmüş olduğunuz iş makinesiyle geldiler ve aileye burada gıda yardımında bulundular. Tabii tahliyeler de bir taraftan devam edecek. Kameraman arkadaşım gösterebilirse şu anda bu noktada bulunan ev tamamen tahliye edildi. Neredeyse dört bir tarafını sularla çevrilmiş durumda ve evin içerisine de yine bu noktada suların girmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ekiplerin çalışması 7/24 devam ediyor bu noktada. Vidanjörler yardımıyla evlerdeki sular tahliye edilmeye çalışıyorlar ama dediğimiz gibi ekiplerin çalışması da güçlükle devam ediyor. Çünkü suyun debisi Karşıyı ve Karşıyı'na dökülen derilerdeki suyun debisi yükselmeye devam ediyor ve bu da taşkınlara sebebiyet veriyor. Son durum Kars'ta bu şekilde diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert Aslan meclis toplantısında TOG'a karşı kin ve nefret dolu sözler sarf etti. TOG için AK Parti'nin projesi o, milli falan değil diyen Sert Aslan'ın sözleri tepkilere yol açtı. Yerli ve milli olan TOG'un tesisi Gemlik'te inşa edildikten sonra seri üretim için düğmeye basılacak. Her paylaşımıyla heyecan uyandıran TOG, yapılan tüm testleri başarıyla geçiyor. Gemlik Belediyesi'nin meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sert Aslan, TOG'la ilgili nefret dolu sözler söyledi. Milli olmadığını iddia eden Sert Aslan'ın sözleri meclis üyelerince tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada da tepki gören sözler üzerine daha önceden Sert Aslan'ın TOG'la çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Konut alım satımlarında tapu dairelerinde yapılan devir işlemleri artık noterlerde de yapılabilecek. Düzenleme ile konutta alım satımın hızlanması bekleniyor. Konut alım satımında yeni dönem başladı. Meclis gündemindeki son düzenleme ile konut alım satımlarında tapu dairelerinde yapılan devir işlemleri artık noterlerde de yapılabilecek. Düzenleme ile gayrimenkul alım satımlarının hızlanması bekleniyor. Meclis gündemindeki son düzenleme ile konut alım satımlarında tapu dairelerinde yapılan devir işlemi artık noterlerde de yapılabilecek. Düzenleme ile gayrimenkul alım satım sürecinin daha da hızlanması bekleniyor. Gayrimenkul satım alımlarda öncelikli olarak alternatif satış kanalı demek. Yeni bir mecraya taşınıyor olması. Çünkü şu ana kadar bildiğiniz üzere resmi geçerlilikte olan tapu kadastro genel müdürlüğü, merkez ve ilçe teşkilatları satışlara aracılık edebiliyor. Ve bu sadece tapu kadastro genel müdürlüğü yetkisinde, uhdesinde olan bir işlem. Ulaşılabilirlik ve işlemin yapılabilirlik hızı özellikle yoğun dönemlerde daha artıyor olabilecektir. Tapu daireleri gayrimenkul satışlarında nüfus cüzdanı, ödeme dekontları gibi belgeler talep ediliyor. Yapılan düzenleme ile birlikte aynı belgeler noterler tarafından da istenecek. Ayrıca otomobil alım satımlarında da daha önce aynı değişiklik yapılmış, trafik şubelerinde bürokratik işlemlere takılmadan noterler aracılığıyla otomobil satışları hızlı şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Enflasyonla mücadele için çeşitli formüller üzerinde çalışmalar sürerken 20 temel üründe fiyatların sabitlenmesi tartışılıyor. Ürünlerde fiyat sabitlemesi acaba nasıl gerçekleşecek ve hangi ürünlerde uygulanabilecek? Soruları Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu yanıtladı. 15'li yumurta 35 lira. Sıvı yağ uçtu gitti, 4 litresi 150 lira, 5 litresi 190 liraya geliyor. Bu fiyatlar uçtu. Şu anda gelen müjdeli haber şu. Kamu otoritesi inceliyor. Bu fiyatların yıl sonuna kadar artmaması nedir bunlar? Elbette ki sıvı yağ, şeker, un, bu temel gıdalar, mutlaka eti de dahil ederler içine. Bunların yanı sıra temizlik ürünleri, hani geçtiğimiz hafta başında katma değer vergisini indirdiler ya, %18'den 8'e. Bunlar güzel tedbirler. Ama lütfen bu arada
fiyatları sırt çatanlar, vurgun yapanlara Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi uygulama yapılsın. Yani gözlerinin yaşına bakılmasın. Gerçekten bakılmasın. Yazık ya, 4 kişilik bir fukara aile pidesiyle bir menemen yemeye kalksa, bırakın tatlısını şunu bunu ki Ramazan'da her şey canları çekiyor. Bu 100 liradan aşağı mümkün değil. Devlet fiyatları sabit tutacaksınız dediği zaman ortaya çıkacak bir zarar varsa onu da devlet kendi süspanse edecek. Ama çok önemli bir nüans var orada. Gel bakalım hangi maliyetin arttı bize göster diyecek. Yani ben sıvı yağ işte sen söyledin diye şu fiyattan satıyorum, arttırmıyorum ama hangi girdi maliyeti arttıysa onu gösterip o farkı talep edebilecek. Devlet de bunu vermeye gönüllü çünkü devletin asli görevidir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılamak. Anayasada hüküm var. 172. maddede de tüketicileri koruyacak tedbirleri alır diyor. Tüketicisini de koruyacak, esnafını da koruyacak. Devlet devletliğini yapacak. Ama bunu yaparken de lütfen Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi gözün yaşına bakmasın. Fırsatçı varsa ayıklayalım onları. Mağaza kapatma cezası istiyoruz. Tüketiciler olarak mağaza kapatma ve hapis cezası tecil edilemez ve paraya çevrilemez olsun. Şu anda mecliste bekliyor. Stokçuluk 6 aydan 2 yıla kadardı. 1 yıldan 3 yıla kadar çıkarılıyor ama ona ertelenemez ve paraya çevrilemez hükmü de eklenirse o güzel olur. Ayrıca mağaza kapatma olayında da camına yazarlarsa filan tarihte yapılan incelemede burada stokçuluk yapıldığı tespit edildiğinden 3 gün süreyle 5 gün süreyle kapatılmıştır gibi biz tüketici de biliriz. Bir daha bakalım o kapıdan içeri bir tüketici girer mi? Caydırıcı olmuş olur. Tüketicinin bilgilenme ve temsil edilme hakkı var. O zincir marketleri çağırdıkları zaman masaya bakın bir tüketici temsilcisi de çağırsın. Sayın Maliye Bakanımız Nebati Bey onlarla bir toplantı yaptı. Hala fiyatlar fırladı gitti. Demek ki olmuyor. Olmuyor. Olmayan ne? Dar gelirli sade milyonlarca vatandaşımızın iftar sofrasından ellerin çekilmesi. Bu kötü niyetli ellerin çekilmesi lazım. Orada vurguna müsaade etmez. Hiçbir devlet etmez. Hiçbir demokratik sosyal hukuk devleti buna müsaade etmez. Fasulye 50 lira. Domates 40 lira. Bakın görüyorum orada. Yani söylemekte çekiniyorum çünkü orada armut görüyorum 24 lira. Keza elma 14 lira. Ramazan ayındayız. İnsanlar oruç tutuyor, canları tatlı çekiyor. Güllaç'a baktım. Güllaç kilosu 70-75 lira. O yapılmamış güllaçtan bahsediyorum. Çiğ yani şey de içine var. Malzeme koyunca. Şekeri var, sütü var onun. Vanilyası var. Dolayısıyla şu Ramazan ayında insafsızlar insafa gelmezse devletimizi yönetenler onları hizaya getirecek tedbirleri almalı ve uygulamaya geçmeli. Ceza uygulayacağız deniyor. Ben görmek istiyorum. Tüketici görmek istiyor. Kim ne ceza gördü? Rekabet Kurumu inceliyor. Şimdi Rekabet Kurumu 2.7 milyar ceza kesti. Kime? Bir sıvı yağ üreticisi ki ülkenin en büyüğüdür. 5 zincir markete. Tüketiciye ne faydası oldu? Tüketiciler feryat ediyor. Yine fiyatları arttırdılar. Cezayı da bizden çıkarıyorlar abi. Lütfen artık dile getirme diyorlar ama bu olmaz. Mutlaka ciddi yaptırımlar uygulanmalı. Şu anda Rekabet Kurumu, yumurta firmaları, marketler, tedarikçi dediğimiz ilk üreticiler hepsini inceliyor. Hatta inşaat sektöründe dahi fiyatlar çok yükseldi biliyorsunuz. Ev kiraları arttı inşaatlar ilerlemeyince. Orada da incelemelerini yapıyor. Çok ciddi incelemeler yapıyor. Ama tekrar etmek istiyorum. Kimseye ceza verilmesini istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Hepimiz huzur ve barış içinde tam rekabet ortamında tüketicinin de haklarının korunduğu, tüketiciye gerçekten saygı gösterildiği bir ortamda ihtiyacımız olan güvenilir ürünleri en ekonomik fiyatlarla almak istiyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan tüm dünyada olduğu gibi Hollanda'da da huzurla ve sevinçle karşılandı. Fırınların önünde Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluştu. Ancak Avrupa genelinde yağ ve un tedariğindeki sıkıntılar Hollanda'da da ekmek fiyatlarına yansıdı. A Haber ekibi Hollanda'da halkın sesine kulak verdi, ülkedeki zamlar hakkında konuştu. On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Hollanda'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayının vazgeçilmesi olan Ramazan pidesine yoğun ilgi gösterdi.
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Gelmesiyle birlikte de bereketi de beraberinde getirdi. Avrupa'da un kıtlığı yaşanıyor. Ama fırınların önünde ise Ramazan pidesi kuyruğu yaşanmaya başladı. İlgi çok büyük. İnan şu an o kadar ilgi çok ki siparişlere yetişemiyoruz. O heyecanı, o tatmak için, heyecan, Ramazan'ın heyecanını bilmek için, tatmak için buradayız tabii ki. Türkiye'yi özlediğimiz için bu heyecanı burada yaşıyoruz. Fakat her ne kadar Hollanda'da Ramazan pidelerine yoğun ilgi olsa da halk fiyatlardan memnun değil. Un ve yağ tedariğindeki sıkıntılar ülkede ürün fiyatlarında zamlara neden oluyor. Avrupa genelinde un, şeker, tuz sorunu yaşanıyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan pidelerine de çok büyük ilgi var. Elimde görmüş olduğunuz bu yumurtalı Ramazan pidenin fiyatı geçtiğimiz yıl 1 euro 50 centti. Artık fiyat artışlarıyla birlikte bu yıl 2 euroya satılıyor. İster istemez biz de bu sene zam yaptık. Geçen sene 1,5'a sattığımız ekmeği şu an biz 2 euroya satıyoruz. Yani nereden bakarsanız %25'lik bir zam yaptınız. Yaptık ve hala da yapacağız yani. Tabii. Peki tatlılarda durum ne durumda? Aynı. Hani şu an tatlıcı gönderen arkadaşlar da aynı şekilde bize söylüyorlar. Unda sıkıntı var, onlarda da var. Özellikle yağda da sıkıntı var. Dolayısıyla 20 euroya aldığımız bir tepsi işte tulumbayı şu an aynı ertesi gün 25 euroya bize gönderiyorlar. Ve ülkedeki un tedariğinde yaşanan sorunlar. Eskiden aldığımız unları toptancıdan alamıyoruz. Yani onların istediği şekilde bize gönderiyorlar. Mesela biz 2 palet, 3 palet istiyoruz derken onlar hayır, biz o kadar gönderemeyiz. Ancak size bizim istediğimiz kadar atıyorum. 2 palet değil de 1,5 palet veya 1 palet gönderiyorlar. Dışarıdaki marketlerde de sorun. Vatandaşlar da istiyor. Eskiden dışarı satıyorduk ama şu an mümkün değil. Dışarı satamıyoruz. Çünkü aldığımız toptancı arkadaşlar bize haber gönderiyor. Sakın dışarı satmayın. Çünkü unda müthiş derecede sıkıntı var. Peru'da patlak veren protesto ve şiddet olaylarının bilançosu ağırlaşıyor. Sokaklara dökülen eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Küresel enflasyondan ağır etkilenen Peru'da halk meydanlara akın etti. Hükümetin sokağa çıkma yasağı protestoların şiddetini düşürmedi. Tansiyon üst seviyeye yükseldi. Peru Devlet Başkanı Castillo son 24 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadeleye katkı için akaryakıt vergilerini düşürdü. Ancak bu da enerji krizi nedeniyle yeterli olmayınca otobüs şoförleri greve gitti. Ordu otoyolların kapatılması için görevlendirildi. Birçok noktada lastikler ateşe verilerek barikatlar oluşturulunca güvenlik güçleri ve protestocular arasında gerilim üst seviyeye çıktı. O hal ilan edilen ülkede sokağa çıkma yasağına da tepkiler büyüyünce kararın iptal edildiği duyuruldu. Motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu bariyerlere savrularak hayatını kaybeden gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in ölümü katil bariyerleri yeniden gündeme getirdi. Motosiklet sürücüleri katil bariyer değil, motosiklet dostu bariyer istiyor. Katil bariyer istemiyoruz. Motorcu dostu bariyer istiyoruz. Kollarımız, bacaklarımız bunların altında giyotin etkisi yaratıyor. Kesiyor. Çünkü bariyerlerin koruması yok. Ufacık bir şey dahi olsa bariyerlere girdiğiniz zaman kesip atıyor direkt. Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz tam o noktada ilerlerken aniden şerit değiştirmek isteyen başka bir araçla çarpıştı. Ve çarpmanın etkisiyle bariyerlere kadar sürüklendi. Katil bariyerler, yani korumasız bariyerler nedeniyle de orada hayatını kaybetti. Kavşak ayrımı var. O ayrım noktasında bir kaza gerçekleşiyor. O gibi yerlerde lastik dubalar var.
emniyet açısından. Hava tamponları var, hava tamponları kullanılabiliyor. Fakat orada öyle bir şey yoktu. Arkamda görmüş olduğunuz bariyerin altında olduğu zaman oraya çarpıp en azından yolun kenarına doğru sürüklenmiş olacaktı. Ama bu bariyer sistemlerin bu şekilde olmadığı için direkt altına girip kolunu, bacağını, vücudunu çeşitli yerinden kırıp hayatını kaybetmiş oldu. Bu şekilde uzuvları yüksek olan bariyerler olmasaydı Rauf abiye şu an biz kaybetmiş olmazdık Rauf abiye. Motosikletçilerin korkulu rüyası bariyerler, özellikle de bu katil bariyerler, yani altında herhangi bir koruma olmayanlar özellikle motosiklet kazalarında yaralanmalara, hatta ölümlere neden oluyor. Hemen yanında gördüğünüz şey motosiklet dostu bariyerler. Bunlarsa kazalarda büyük oranda koruma sağlıyor. Birilerinin çarpması sebebiyle hayatımızı kaybediyor olmamız bu bizim suçumuz değil. Katil bariyerlere çarpan motosikletçilerin genellikle tam da bu noktalara vücutları sıkışıyor. Hatta vücutlarında kesikler ve ne yazık ki kopmalar meydana geliyor. Tabii ki bir sürü arkadaşımız yaşadı. O kapak bariyerler bizim için çok önemli. Alt tarafı kapatarak çarpmaların şiddetini daha da azaltarak en azından bir taraflarımızın kopmasından kurtulmuş oluyoruz. Onlar olduğu takdirde bariyere çarptığı gibi motosiklet direktmen geriye atıyor. Büyük bir sorun var ve bu sorunu haklı isteği olarak biz bu katil bariyer diye adlandırdığımız bariyerlerin altına o kapakların konmasını istiyoruz. Ihlara Vadisi ve çevresi kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Birçok medeniyete ev sahipliği yaparak saraydaki Ihlara Vadisi tarihi yapıları da barındırıyor. Galiba sonra da bitir sanırım. Rüya alemi gibi diyeyim. Gerçekten görülmesi, gezilmesi gereken yerler. 18 kilometrelik Ihlara Vadisi kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ihlara Vadisi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunuyor. Vadi 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde. Vadi ve çevresindeki doğal sit alanının koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Bölge kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Güzel görüntüler var gerçekten. Hem suyun verdiği haz ve huzurla birlikte İç Anadolu bölgesinde böyle yeşil ve akarsuyu bulmak gerçekten ayrı bir şans oldu. Vadi Ihlara köyünden başlayıp Selime'de son buluyor. Melendiz çayı boyunca 14 kilometre olan vadi içinde ortalama 6 kilometre yürüyüş yolu var. Ihlara Vadisi birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Milattan önce 1900'lü yıllarda Hititler, Asurlular ve Mısırlılardan korunmak amacıyla vadiye yerleşmiş. Vadi bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir alanlardan. Saat başında devam edeceğiz. Saat 14, Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. İYİ Parti'de Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması 2020 kurultayındaki merkez sağ hesaplaşmasını yeniden gündeme getirdi. Son kurultayda Koray Aydın tarafından seçilemeyecekler listesine yazılan Aytun Çıray bu duruma tepki göstererek Koray Aydın'ın görevden alınmasını istemişti. Beklenen değişim 2 yıl sonra gerçekleşti. Akşener, Koray Aydın'ın tüm yetkilerini kendisinde topladı. Bunun altında da Aytun Çıray'ın etkisinin olduğu belirtiliyor. Ben yoksam her şey yıkıldı diyemezsin. Parti her şeydir. Tanzim yaptık biz. O tanzimde şu, yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık.
Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması İYİ Parti'deki merkez sağ hesaplaşmalarını gündeme getirdi. Hesaplaşmanın merkezinde Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray'ın olduğu iddiaları kulislere yansıdı. Bizim kongrenin sonuçlarına iyi bakmak lazım. Görünmez birer parti içerisinde hiç gereksiz bir parti içi tartışma, bir güven bunalımı ortaya çıkarttı. Aytun Çıray'la Koray Aydın arasındaki gerilim 2020'de başladı. Son kurultayda Koray Aydın tarafından seçilmeyecekler listesine yazılan Aytun Çıray bu duruma tepki göstermiş, asıl hedefin merkez sağa tasfiye etmek olduğunu söylemişti. O dönem Aydın'ın görevden alınması için mücadele etse de başarılı olamamış, Akşener teşkilatlarda kriz yaşanmaması için Aydın'la yola devam kararı almıştı. Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın hatasıdır. Kendisi yapmıştır veya yanındaki arkadaşları yönlendirmiştir ama bu bir hatadır. Açık hesaplardan birbiri hakkında alette konuşmak, yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak dava adamlarının yapacağı iş değildir. Beklenen değişim 2 yıl sonra gerçekleşti. Akşener Koray Aydın'ı görevden alarak tüm yetkileri kendinde topladı. Bunun altında da partiyi merkez sağa çekme projesinin mimarı Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray'ın etkisinin olduğu belirtildi. Partideki değişim, yarım kalan hesaplaşmak görülmüş olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çerniyev çevresindeki Rus güçleri çekildi. Şehirlerden kaçan Ukraynalıların dönüşü de başladı. Daha fazla bilgi başkent Kiev'den A Haber muhabiri Mert Acalioğlu'nda. Dönüşler başlamış durumda. Bizler de Buça ve çevresine daha kuzeyine gitmeye çalışıyoruz. Ancak yol güzergahı hem gidiş hem de dönüş yönü şu an itibariyle oldukça yoğun. Ana yolda oldukça küçük bir alanda yaşanan trafik güvenlik problemi nedeniyle, çünkü Ruslar o noktaya kadar inmişlerdi. Güvenlik problemi nedeniyle özellikle o yol kapatılmış durumda ve köy yollarından, farklı kent yollarından kısa bir geçiş verildi vatandaşların gidip gelmesi için. O nedenden dolayı da oldukça büyük bir yoğunluk var. Kilometrelerce sürüyor bu kuyruk. Bizler kısa bir süre önce, yaklaşık yarım saat önce bir yayın gerçekleştirmiştik. Devam ettik yolumuza daha sonra Buça'ya ulaşmak için ve Buça'nın kuzeyinde bulunan noktalara ulaşmak için. Ve şu anda halen daha bu trafik sürmekte. Özellikle 30 bin kişi yaşamaktaydı Buça'da savaş öncesi. Tabii buna İrpin'de dahil etmek lazım. Neden diyeceksiniz? İrpin Köprüsü Kiev yönünden patlatılmıştı bilindiği üzere. Ve o köprüden geçiş olmadığı için mecburen bu yolu kullanmak zorunda siviller. Şu an itibariyle belki de binlerce sivil yollara düşmüş durumda. Çünkü onlar kentlerinin, şehirlerinin son halini merak ediyorlar. Bakın hemen karşımızda bir köprü var. O köprünün üzerinde de oldukça yoğunluk var. Tek gidiş, tek geliş bir köprü. Yol bazı yerlerde 3 şeride kadar çıkıyor. Tabii ki Buça'da vatandaşlar ailelerini de bırakmışlardı. Savaşın başlamasının ardından kentte nüfus 3000'e kadar düşmüştü. Onlar şu anda evlerinin son halini, kentin son halini, oradaki yakınlarını, ki çünkü birçoğu da orada yakınlarını kaybetti. Sivil katliamların yaşanmış olduğu bir kent olarak kayıtlara geçti dünya kamuoyunda da. Ve Rusya bu hususta bir savaş suçlusu olarak ilan edildi. Özellikle Ukrayna kanadı tarafından ve batılı ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri de bu yönde açıklamalar gerçekleştirdi bilindiği üzere. Şu anda vatandaşlar da işte dönmeye çalışıyorlar halen daha Buça'ya. Bu görmüş olduğunuz araçlar ise Kiev yönüne gidiyor. Tabii Kiev'e dönüşler de başladı. Tren yoluyla birlikte, demir yoluyla birlikte, karayoluyla birlikte dönüşler de yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Tabii ki nispeten daha az, ancak halen daha Kiev'e de dönüşler var. Öte yandan tabii ki bölgeye insani yardım noktasında da birçok çalışma halen daha sürüyor. Ukraynalı askerlerin zaman zaman konvoylarla birlikte Buça ve çevresine doğru gittiğini de hatırlatalım. Tabii ki Kiev ve çevresinde manzara bu. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Ki dün de büyükelçiliğimiz bilindiği üzere Kiev'e döndü ve faaliyetlerini burada sürdürmeye başladı tekrardan. Çünkü daha güvenli bir hale geldi. Vatandaşlar da dönüşe başladı. Kuşkusuz bu manzarayı aslında sağlayan Türkiye'de yapılan görüşmeler oldu. İki yüz yüze görüşme oldu. Taraflar masaya oturdu, bir çerçeve çizdi ve daha sonra online görüşmelerle birlikte aslında o çerçevenin şimdi içi doldurulmaya çalışılıyor ve vatandaşlar da artık yavaş yavaş o günlük yaşamına, normal yaşamına doğru dönmeye başladılar. Bunu da hatırlatalım. Şükrücan Çankaya'dan tekrar rica edeceğim. Bakın, zaman zaman durma noktasına geliyor bazı şeritler. Büyük bir yoğunluğun hakim olduğunu
belirtelim. Tabii ki Ukrayna'nın geneliyle ilgili birkaç cümlede söylemek gerekirse, özellikle dün Harkov'a Rusya'nın bir füze saldırısı vardı. Ukrayna'ya ait bir akaryakıt deposu orada imha edildi Ruslar tarafından. Özellikle Rusya operasyonlarını Azak Denizi kıyısında bulunan noktalara, Donbas bölgesine ve güneye doğru yönlendirmiş durumda. Bu nedenden dolayı özellikle ülkenin kuzeyinde sakinliğin hakim olduğunu ifade edelim. Şu anda da yavaş yavaş Buça, İrpin ve Kiev'e dönüşler başlamış durumda. Tabii ki ilerleyen saatlerde bizler farklı noktalardan yine Ukrayna'daki gelişmeleri, Kiev'deki gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bunu hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım. Ukrayna Savaşı'nda 43. güne girildi. Başkent ve çevresinden çekilen Rus birlikleri saldırılarını ülkenin doğusunda yoğunlaştırdı. Ukrayna Savunma Bakanlığı da geri alınan kentlerden gelen son görüntüleri paylaştı. Bir saldırıdan kaçarken diğerine yakalandılar. Saklanmak isterken bombalara hedef oldular. Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinde güvenli bir yer bulmaya çalışan siviller Rus bombardımanına yakalandı. Peş peşe gerçekleşen şiddetli patlamalarda en az 2 sivil öldü, yaralanmalar yaşandı. Yoğun saldırıların hedefindeki bir diğer noktaysa ayrılıkçı Luhansk bölgesiydi. Rus savaş uçakları kentin çevresindeki Ukrayna mevzilerini havadan bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Bu görüntülerse başkent Kiev yakınlarındaki bir kırsalda kayda geçti. Ukrayna Savunma Bakanlığı kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı. Açıklamada tankın imhasında ABD yapımı Javelin füzesi kullanıldığı detayı paylaşıldı. Rusların çekildiği bölgelerden de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernobil nükleer santrali ve çevresini havadan görüntüledi. Mart ayında kontrolü ele geçiren Rus askerlerin konuşlandığı bölgede siperler kazdığı tespit edildi. Ukraynalı yetkililer, bu siperleri kullanan Rusların toprakta sıkışan radyasyonun serbest kalmasıyla rahatsızlık yaşayabileceğini öne sürdü. Kiev valisi Alexey Kuleba, Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüleri yayınladı. Ukraynalı vali görüntüleri çekerken savaşın son bilançosuna ilişkin detayları da paylaştı. Borodyanka şehrindeyiz. Enkazları kaldırmaya başladık. Buça, Gostomel ve İrpin'den sonra her şeye hazır olduğumuzu sanıyordum. Ancak Borodyanka görmek zorunda kaldığım en kötü yerdi. Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz. Bu görüntülerse Gostomel'den. Ruslardan geri alınan kritik noktalardan olan kentin son hali böyle görüntülendi. Çok sayıda askeri zırhlı araçla sivil araçların enkazı görüntülere yansıdı. ABD Putin'in kızlarına yaptırım kararı aldı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı yaptırımlar kapsamında Rusya petrolünün boykot edilmesini istedi. Tüm bunlar devam ederken sahadaki gerilimin tekrar artacağı iddiaları da gündemde. Ayrıntıları alacağız. Moskova'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Akşin Kişirev karşımızda. Canukanar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken Batı'dan da Rusya'ya karşı peş peşe yeni yaptırım açıklamaları geliyor. Beyaz Saray, ABD'nin Putin'in kızları, Lavrov'un eşi ve kızına yaptırım uygulanacağını duyurdu. Fakat ABD hazinesinin internet sitesinde yayınlanan yeni yaptırım listesinde Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Varantsova'nın olmadığı belirtildi. Beyaz Saray'dan bir yetkili bu iki kadının babalarının mal varlığının bir kısmını kontrol ediyor olabileceğini belirtmiş ve bu yüzden yaptırım listesine alınacaklarını söylemişti. Yeni yaptırım listesinde Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Petersburg Valisi Alexander Beglov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gibi isimler yer aldı. Kremlin sözcüsü Peskov, Batı'nın Putin'in ailesiyle yakın çevresinde yer alanlara karşı yeni yaptırım kararı almış olmasına ilişkin, bunun Batı ülkelerinin izlediği kontrolden çıkmış çılgınca politikaların devamı olduğu yorumunu yaptı.
Peskov söz konusu yeni yaptırımlara mutlaka karşılık vereceklerini vurguladı. Kremlin sözcüsü ABD'nin Ukrayna'ya silah göndermeyi ve askeri yardım yapmayı sürdürme kararının Rusya ile Ukrayna'nın barış görüşmelerinde başarı sağlaması olasılığına da zarar verdiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeleri uyararak bu ülkelerin Rusya büyükelçiliklerini de kapatma kararı almaları halinde aynı şeyi kendilerine de yapılacağını duyurdu. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yaptırımların genişletilmesini isteyerek Rus petrolünü boykot çağrısı yaptı. Uluslararası topluma yaptığı çağrıda Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi talebinde bulunan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale devam ettiği için daha bir yaptırım paketine ihtiyaç olduğunu, Batı'nın bu şekilde sadece Ukrayna'yı değil aynı zamanda kendisini de korumuş olacağını ifade etti. Rus yetkililer ise daha önce Batı'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz satın almaktan vazgeçmesi halinde Rusya'nın başka pazarlara yöneleceği mesajını vermişti. Bu arada Rusya birliklerinin Kiev bölgesinden geri çekilmesinden sonra askeri uzmanlar operasyonun Donbas'ta daha da yoğunlaşacağını tahmin ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı da Rus hava ve donanma güçlerinin düzenledikleri roket saldırılarıyla bugün Ukrayna güçlerine yakıt sağlayan 4 tesisi imha ettiğini duyurduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım. İsrail ile Almanya arasında 152 milyon euroluk askeri satın alma görüşmeleri yürütülüyor. Bu kapsamda Almanya, İsrail'den 140 adet silahlı insansız hava aracıyla demir kubbe hava savunma sistemi satın alacak. Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar euro ek bütçe ayırdı. Hızlı silahlanma isteğinin ilk tedarikçisi ise İsrail olacak. Alman Silahlı Kuvvetleri'nde şimdiye kadar sadece keşif amaçlı İHA'lar kullanılıyordu. 2018 yılında Angela Merkel hükümetinin koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti İHA'ların silahlandırılmasına karşı çıkmıştı. Ancak Olaf Scholz SİHA'lara yeşil ışık yaktı. Meclisin savunma komitesinde yapılan oturumda İsrail'den 152.6 milyon euro karşılığında 14 adet Heron SİHA'sı alınmasına onay çıktı. 2 yıl içinde teslimi öngörülen SİHA'ların 40'ı eğitim, 80'i ise operasyonel anlamda kullanılacak. Alman ordusunun paraşütten savaş uçaklarına kadar birçok alanda donanım sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Almanya, Amerika'dan 35 adet F-35 savaş uçağı, Airbus'tansa 15 adet Eurofighter savaş uçağı alımı için pazarlık yürütüyor. İsrail'den demir kubbe hava savunma sistemi alımı da gözden geçiriliyor. Meteoroloji tüm yurt için bahar yağmuru uyarısında bulundu. İstanbul için ise kuvvetli yağış uyarısı var. Sözü A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve A Haber meteoroloji danışmanı Esra Bayhan'a bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, 43 ilde sarı ve turuncu alarm verildi. İstanbul için de sarı alarm verildi. Bugün saat 3'ten itibaren İstanbul'da kuvvetli bir sağanak yağışın yağması bekleniyor. Peki bu yağışlar ne kadar devam edecek? Ne kadar şiddetli olacak? Şu anda yanımızda meteoroloji uzmanımız Esra Bayhan var. Hemen ona sözü vereceğiz. Esra Hanım, saat 3'ten sonra yağış bekleniyor. 43 ilde bekleniyor. Peki bu yağışlar ne kadar sürecek? Ne kadar etkili olacak? Evet, yurdun batısında etkili olmaya başlayacak. Özellikle dediğiniz gibi 3'ten sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Düzce taraflarında yağış oldukça kuvvetli olacak. Gök gürültülü sağanak yağıştan bahsediyoruz. Kısa süre içinde çok fazla yağış yağacak. İstanbul için yarın öğlene kadar etkili olmasını bekliyoruz. Yarına kadar yer yer yağış 15 kilogramla 30 kilogram arasında, metrekare başına 15 kilogramla 30 kilogram arasında değişiyor olacak. O nedenle İstanbul, Yalova, Düzce, Bursa dolaylarında sel su baskınlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer illerde ağırlıklı olarak yine batılı illerde yağış uyarısı geçerli aslında. Yine Çankırı'da, Eskişehir'de, Bolu'da yağış kuvvetli. Bununla birlikte yağışlar rüzgar da eşlik ediyor olacak. Akdeniz, Ege, Marmara'da ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın hızı pik yaptığında 90 kilometreyi buluyor. Bu da kısa süreli fırtına anlamına geliyor. Doğuda ise, Doğu ve Güneydoğu'da ise toz için özellikle sarı ve turuncu alarm söz konusu doğulu illerimiz
için turuncu alarm verildi. Biraz daha dikkat gerektiriyor bu. Bugün itibariyle bölgenin tamamında yoğun toz görünebilir. Akşam saatlerinde yağış beklediğimiz bölgeler var. Yine Doğu ve Güneydoğu'da yağışların da çamurlu olması kuvvetle muhtemel. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı Esra Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul'da bugün saat 3'ten itibaren başlayacak. Yarın öğlen saatlerinde de yurdu İstanbul'u terk etmesi bekleniyor yağışların diyelim ve sözü size bırakalım. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yollar çukurlarla dolu. Özellikle mahalle aralarında kazılıp asfalt dökülmeyen yollar vatandaşın çilesi oldu. Hatta CHP'li belediyenin unuttuğu bu yerlerde toz ve çamura karşı önlemleri vatandaş kendisi alıyor. Ya şurada Ankara'da. Şimdi Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur çamur diyorduk ya. Aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor. Yollar nasıl genel olarak efendim? Genel olarak yollar çok kötü. Toz oluyor, bir de taş sıçrama yapıyor. Kışın tuzlanmayan yollar, yazın hendek gibi açık kalan çukurlar. Çankaya'da araç sürücülerinin çukura girmeden ilerlemesi oldukça zor. Çankaya'da yollar adeta mayın tarlası gibi. Kazılan yollar kapanmayınca araçlar da trafikte gördüğünüz gibi ilerlemekte zorlanıyor. Yapılmıyor, çok çukur var. Arabalara zarar veriyor. Üstelik belediye mahalle aralarında yaptığı kazılardan sonra yolları asfaltlamayınca tedbir almak vatandaşa kalıyor. Yolu temizliyorsunuz herhalde. Buraya bir kazı mı yapıldı? Ne evet, oldu? Evet, kazı yapıldı. Asfalt dökmediler, böyle yolu temizliyoruz. Ne zamandan beri böyle? 15-20 gün oldu ya. Aynen şu anda yeniden eski Türkiye geri geliyor. 200 metre arayla bir başka nokta daha Akpınar Mahallesi'nde kazılmış araçlarda o çukura girmemek için farklı yönden geçiyorlar. Bir de bizim arabalar yüklü olduğu için yani daha da çok zarar açıyor. Bilmeyen şoför girirse Allah göstermesin lapa bile yapar yani kaza bile yapar. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız. Anlatacağız ki milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin. Güney Marmara'yı Kuzey Ege'ye bağlayacak Çanakkale'deki Assos ve Troya tünellerinde ışık göründü. Bölgede yol dolgu çalışmasına hız verildi. Nusratlı rampalarını ortadan kaldıracak projeyle Çanakkale-İzmir arası bölünmüş yol standardına kavuşacak. Ölümlü kazalar oldu, ne bileyim yaralanmalar oldu, sakatlar oldu, yani çok oldu. Assos ve Troya tünelleriyle kazaların önüne geçilecek. Kuzey Ege'de Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan Kuzey-Güney aksında iki tünelli bölünmüş yol projesi hayata geçirildi. Assos ve Troya tünellerini açma işlemi bitti. Yaklaşık bir saatte geçilebilen Nusrat rampalarını 5 dakikaya düşürecek T1, T2 tünellerinin artık yapımından sona gelindi. Özellikle dolgu çalışmaları yapıldı bu bölgede. Kısa bir süre sonra çalışmaların tamamlanması ve bu yolun da Temmuz ayı gibi hizmete açılması planlanıyor ve bölgede ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tüneller 50 dakikada geçilebilen Kaz Dağları rampalarını ortadan kaldıracak. Onlarca viraj, ciddi bir zaman kaybı, zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybıyla birlikte binli servet yok oluyordu. Nusrat rampalarındaki o sıkıntılı ve çileli seyahat artık sona eriyor. 5 dakikada anca Ayvacık'a gidiyorduk. Yani bayağı bir sıkıntı çekiyorduk. Bir de acil işin oldu mu gidemiyordun. Öyle bir dava oluyordu. Ama şimdi daha kolaylaşacak inşallah. 10-15 dakikada gidecek. Proje hizmete açıldığında Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolu bölünmüş yol standardına kavuşacak. Yol bittiğinde zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Alman kurt köpeği Raven, Ürdünlü sahibi Musab Subuk'un verdiği eğitim sonrasında sokaklardan plastik atık topluyor. İnsanlara farkındalık kazandırmayı amaçlayan Subuk ve köpeği Raven'e güzel tepkiler geliyor. Alman kurdu Raven, sokaklarda hem geziyor hem de plastikleri topluyor. Köpek nasıl tutup çöpe kadar götürüyorsa atma yere, tut elinde 2 dakika, sonra çöpe bırakabilirsin. İstanbul'da yaşayan gazeteci Musab Subuk, 2 yaşındaki köpeği Raven'e topladığı her plastik karşılığında bir ödül vermeye başladı. Plastik nerede? Hadi git, getir plastiği. Aferin sana, bravo. Hikayemiz aslında şuradan başlıyor. Hiçbir şekilde plastiğin aslında zayiat olmaması gerekiyor ve çöp olarak yere de atılmaması gerektiğinden dolayı toplayıp bir şekilde geri dönüştürmemiz gerekiyor. Aldığı eğitimle evdeki plastik şişeleri toplamaya başlayan Raven, artık sokakta da gördüğü plastikleri toplayıp sahibine getiriyor. Köpekler normalde bir şeyleri kemirmeyi de seviyor. Bunu avantaj görüp sadece hani bir eline bir plastik bir şişe verip işte bunun adı plastik. Aslında sadece plastik diyordum ben ona. Onun için bir eğlenceli bir hal. Ama bu da tepki açısından çok büyük bir destekte de görüyorsunuz. Subuk, bir köpeğin bile plastik topladığını insanlara göstererek hem farkındalık kazandırıyor hem de güzel tepkiler alıyor. İnsanlar işte köpek olduğu halde bunları yapıyor. Ben niye dalgınlığıma gelip de şu şişeyi böyle fırlatayım diye artık demez. İstanbul'da önce suya %29, sonra ulaşıma %40 zam yapıldı. Ayrıntıları haber muhabiri Mehmet Nilüfer ve konuğundan alıyoruz. Özellikle su zammı sürecindeki konuşmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o günkü meclis salonunda İSKİ Genel Kurulu'nda, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmayla hafızalarımıza kazınan isim var yanımızda. Selim Bilmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı. Hem bu meseleyi hem de meselenin arka planını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Bey. İSKİ zam ve sonrasında toplu ulaşıma zam. Ama bu sürecin birçok arka planında ilginç noktalar yakaladınız, tespit ettiniz. Biz en çok nelere odaklanmalıyız bu süreçte? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Önce şuradan başlayalım isterseniz. 2021 yılında İSKİ ne kadar zarar etmişti? 2021 yılında İSKİ öngörülenin sadece 45 milyonluk, öngörülenin dışında sadece 45 milyonluk bir zararı var. Dolayısıyla Sayın İBB Başkanı'nın ifade ettiği gibi aylık 300 milyon zarar ediyor diye açıklama yaptığı İSKİ, aylık 300 değil, tüm yılda 2021'de sadece 45 milyon öngörülenin dışında bir zararı var. Bu birincisi. Dolayısıyla bizim tezimiz şuydu. İSKİ'ye bizim verdiğimiz zamlar İSKİ için yeterlidir demiştik. Bu da gösterdi ki evet, İSKİ'ye verilen zamlar İSKİ için yeterliymiş. Ve dahi 2021 yılında yaptığımız son zammı da biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz, Sayın İBB Başkanı kabul etmedi. Yani yeterli bulmadığı için kabul etmemişti, uygulatmadı. Buradan şimdi Nisan ayında, bu ayda yapılan genel kurula geliyorum. Genel kurulda, İSKİ genel kurulunda kurum ve CHP yönetimi %94,5'luk bir zam oranıyla geldi. Suya %94,5'luk bir zam teklifiyle geldiler. Biz de yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde İSKİ'nin belli bir bütçe büyüklüğüne ihtiyacı olduğunu evet tespit ettiğimizi ve fakat bunun %94'lük bir zamma gerekçe olmayacağını söyledik. Yani makul çerçevede bir zam yapılırsa, tekrar teklif değerlendirip revize edilirse bunu tekrar görüşebileceğimizi söyledik. Bu çerçevede bir ara verdik meclise ve CHP tekrar yeni bir teklif getirdi. Bu teklifi tabii işte karşılıklı bir yönüyle değerlendirdik ve ikinci teklifte suya bu defa %49'luk bir zam getirdiler. İşte AK Parti'nin etkisi aslında burada buydu. Yani %94'lük zammı %49'a çekilmiş suretiyle meclise kabul ettik, onayladık. Yani eğer ilk teklif onaylansaydı İstanbullu %94'lük bir zamla mı karşılaşacaktı? Aynen, İstanbullunun suyuna %94'lük bir zam, bir artış olmuş olacaktı tarife bazında.
Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu İSKİ yönetiminin bir teklifi daha vardı. TÜFE oranında her ay suya zam gelmesi. O mesele de reddedildi. Onunla ilgili ayrıntılar ne? Tabii orada da ilk teklifte şöyle geldi kurum. Bir, %94 zam olsun mevcut tarifelere. İkincisinde bundan sonra her ay TÜFE oranında tarife artsın. Biz orada iki itirazımızı dile getirdik. Birincisi %94'lük zam kesinlikle olmaz. Bu makul bir artış değildir. Yani İSKİ'nin mali tablosu üzerinden bunları tek tek anlattık. İkinci itirazımız da TÜFE oranında bir artış olmaz. İSKİ'nin ihtiyacı olan tarife değişikliğini yine meclis ihtiyacı oranında yapmalıdır dedik. Onu da kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Yine de o TÜFE oranında artışı getirdi. İkinci teklifte de getirdi CHP grubu. Ama biz oylarken onun düzeltilmiş şekliyle oylanmasını, dolayısıyla TÜFE artışının kaldırıldıktan sonra oylanmasını kabul ettik ve o şekilde onaylandı. Yani her ay zam olmayacak. Olmayacak, hayır. Aynı zamanda İstanbullular hemen o toplantının ertesi günü bir zam da toplu taşımada aldılar. Oradaki durum ne şu an? Oradaki süreç de şöyle. İlk toplantıda, UKOME'de yapılan ilk toplantıda Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı %50'lik bir zam talebinde bulundu. Bakanlık temsilcileri ise orada teklif veremiyorlar. Yani bir karşı teklifte bulunamıyorlar. Dolayısıyla ancak red veya kabul noktasındalar. Bakanlık temsilcileri bu teklifi reddettiler. %50'lik artışın çok yüksek olduğunu. Çünkü İETT'nin maliyetlerinde akaryakıtın etkisinin %30'lar civarında olduğunu tespit ettiler. Ve bu çerçevede de bir görüş olarak teklif değil ama %32'lik bir zammın yeterli olacağını ifade ettiler. Dolayısıyla teklifi reddettikleri için o toplantı, ilk toplantı böyle kapandı. Daha sonra işte dün ikinci toplantı gerçekleşti. İkinci toplantıda bu defa Büyükşehir Belediyesi %40 zamla geldi. Yani %50 yerine %10 düşmüş şekliyle %40'lık bir zamla geldi. Tabii yine bakanlık temsilcilerinin yetkisi red veya kabul yönünde olacaktı. Bu defa hani bir yönüyle kurumun da hizmetlerine devamı noktasında bunu kabul ettiler %40'lık zammı, ama bir şerhle kabul ettiler. %32'lik zammın esasen yeterli olacağını şerh düşmek suretiyle %40'lık zammı kabul ettiler. Netice bu itiraz olmasaydı bugün İstanbul'da ulaşıma %50 zam gelmiş olacaktı. En azından oradaki payda %10 azalmış oldu. Selim Bey, teşekkür ederiz. Hem katılımınız için hem verdiğiniz bilgiler için. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet efendim. Selim Bilmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'yla bir aradaydık. Hem toplu taşımaya ve servis ücretlerine hem de İSKİ'ye yapılan zamların arka planıyla birlikte ele alınmasını sağladık. Bu yayınla beraber söz yeniden sizde. Gana'da bir grup hafız sosyal medyada Kur'an-ı Kerim okuma videosu paylaştı. Video 20 milyondan fazla izleme aldı. Genç hafızların çektiği video 20,7 milyondan fazla kez izlendi. Gana'da bir grup hafız video paylaşım uygulaması TikTok'ta Kur'an-ı Kerim okuma videosu paylaştı. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. Videoda genç hafızlar bir önceki arkadaşının okuduğu ayetin devamını getirmeye çalışıyor. Ayetlerin devamını getiremeyenlerin başına ise su dökülüyor. (Gülüyor)
Videoyu çeken Malama Svabira, TikTok'ta meydan okuma oyunu gördüğünü ve bu oyunu kendilerine uyarladıklarını söyledi. Video şimdiye kadar 20,7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Ajansa bugünlükte bu kadar. Bora Balar ekonominin gündemiyle geliyor. Saat başında Banu Yel sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 13'te yeniden buluşmak umuduyla esen kalın.